Bu hikayede bir hüddamın tedavi ettiği hastayla ilgili yaşadığı olayı seslendiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan yaklaşık birkaç hafta önce bir arkadaşım aradı. Bana yakın bir yerde ciddi sıkıntılar yaşayan birisinin olduğunu, maddi durumlarının çok kötü olduğunda falan bahsetti. Bu tedavileri de para karşılığı yapmadığımı bildiği için yardım edip edemeyeceğimi sordu. Ben de tabii olur, Allah'ın izniyle yardım edebileceğimi söyledim. Daha sonra beni arayan arkadaşımla birlikte bu kişilerin evine gittim. Aracı olan arkadaşımın işi olduğu için beni bırakıp o işi halletmek üzere yanımızdan ayrıldı. Ben de sıkıntı çeken kişiyle ilgili gerekli bilgileri babasından aldım. Nasıl bir durumla karşı karşıya olduklarını sordum. Hocam, benim kızımda bir hal var. Onun yaşadığı eve giremiyoruz dedi. Böyle söyleyince ben de nasıl eve giremiyorsunuz? Aynı evde yaşamıyor musunuz dedim. Bu arada rahatsız olan kişi bu adamın kızı. Adamın kızının yan binada olduğunu, tek başına yaşadığını söyledi. Kendileri de kızından uzak olmamak için yan binada yaşamaya başlamışlar. Kızları evden hiç çıkmıyormuş. Sadece yemek vermek için kızlarının yanına kalabalık şekilde gittiklerini, yemeği koyup hemen evi terk ettiklerini söyledi. Bu olayın ne kadar süredir devam ettiğini sordun. Yaklaşık 6 aydır bu durumda olduklarını söyledi babası. Kızın babasına, 6 aydır kızınızla konuştunuz mu? Yanına girip sıkıntı neymiş, sormadınız mı dedim. Hocam, girmemiz mümkün değil. Birkaç kez denedik ama nafile. Hanımımın psikolojisi bozuldu. Kendi kızından ölümüne korkar hale geldi. Eve yemeği bırakırken bile onu görmemek için sessiz sedasız girip çıkıyoruz dedi. Yardım etmek isteyen hocalar oldu ama giren hoca yanımıza bile uğramadan çekip gitti. Arayıp niye çekip gittiklerini sorduğumuzda korkudan konuşmak istemiyorlardı. Tek söyledikleri Allah o kıza yardım etsin diye dua ediyorlardı. Ne oldu da böyle bir durum yaşadınız diye sordun. Bazı detaylar öğrendikten sonra kızın bulunduğu apartmana gitmek için hazırlık yaptın. Kızın bulunduğu bina 3 katlıydı. Adamın anlattığına göre bu bina onlara aitti. İlk 2 katı boştu. Kızı ise 3. katında bulunuyordu. Adam bu olaylardan sonra evde yaşayamaz olmuş. Yan binaya kiraya çıkmış. Her neyse, hazırlığımı yapıp diğer binanın etrafında bir tur attım kızın babasıyla birlikte. Biraz havadan sudan, biraz da evle ilgili sorular falan sordum. Kasvetli bir hava vardı. Akşamla ikindi arası bir vakte gelmişti saat. Kızın babasına daha da geç olmadan kızın yanına çıkalım dedim. Kızın babası, hocam girişe kadar gelirim yanında. İçeriye giremem dedi. Ben de olur mu öyle şey? Senin de içeriye gelmen lazım dedim. Sonuçta karşımdaki kız evladımdı. Namahrem durumlar ortaya çıkabilir, üstünün örtülmesi gerekebilir diye gelmesinin gerektiğini söyledim. Erkek olsa böyle bir şeye ihtiyaç duymam ama bir bayan olunca böyle durumlar doğabiliyor. Üstünü başını yırtmalar ya da o an abes bir halde olabilir diye. Kızın babası ısrarla eve giremeyeceğini, bana girişe kadar eşlik edebileceğini söyledi. Belli etmesem de kızın babasına kızdım. Sonuçta senin evladın. Ne kadar çekinsen de ona yardım etmek için bunu yapman lazım. Adam ısrarlarıma rağmen girişe kadar geldi, içeriye girmedi. Babasına baktığımda adam titriyor ve terliyordu. Adam, hocam ben binadan çıkayım mı diye korku içinde soruyordu bana. Adamı sakinleştirmek için Allah'ın yardımıyla kızını ona sağlıklı bir şekilde geri getireceğimi söyledim. Sen sadece kapıda dur dedim. Kapıyı hafif aralık bırakıp evin içinde ilerlemeye başladım. Evin uzunca bir holü vardı. Sağımda ve solumda karşılıklı odalar ve en karşımda kapısı kapalı olan
bir oda vardı. Bütün odalara bakmıştım. Bakmadığım bir tek oda vardı. Tam karşımdaki oda. Odanın kapısını usulca açtığında, subhanallah, odanın tavanına kadar yükselmiş şekilde duruyordu. Ben de bir iki adım atarak odaya girdim. Girişimle beraber yüksek bir nidayla başladım okumaya. Cin suresindeki ayetleri ve bazı muhafaza dualarını okudum. Onun anlayabileceği lisanda seslendim ona ama nafile bana cevap vermiyordu. Bir anda bacaklarımda sızı hissettim. Jilet kesiği gibi kesikler oluştu ayağında. 6 ayda bu kızcağızın vücudunda iyice palazlanmıştı. Ben tam olarak ne olduğunu bilmediğim için bu kadar tesir edeceğini düşünmemiştim. Bu yüzden tam hazırlanıp girmemiştim. Zorlandığım için odadan geri çıkıp kapıyı kapattım. Dışarı çıktığımda başka hazırlıklar yapıp eksiklerimi giderdim. Bir daha girdiğimde Rahman suresini okumaya başladım. Sureyi okumaya başlamamla beraber o hemen yere indi. Boğazından yakaladığım gibi şah damarının altında, göğüs kafesinin içinde, menfez dediğimiz bir yerde olur bunlar. O menfezden içeri o konuyla ilgili ayetleri okumaya başladım. Yaklaşık 25-30 dakika sonra mahluk bana cevap vermeye başladı. Ona dedim ki, ey mahlukat, eğer bu kişiyi bırakmazsan seni yok edene kadar bu ayetleri okuyacağım dedim. Bana direnmeye devam etti. O an kafamı karıştırmaya çalıştı. Düşüncelerimi hükmetmeye çalıştı. Bu boşluktan yararlanıp beni duvara fırlattı. Beni fırlattığı o an ölüm geçti aklımdan ama Allah selamet versin ki o da zayıf düşmüştü. Bana ikinci bir hamle yapamadı. Ben de Allah'a sığınarak tekrar boğazına yapıştım. Ona anlayacağı lisanda tekrar seslendim. Bu bedenden çıkmasını söyledim. Bu kızdan 6 ayda alabileceği her şeyi aldığını, artık ona hayır gelmeyeceğini söyledim. Artık kız da cin de son noktadaydı. Cin dediğimi kabul ederek bu kızın bedenini terk etti. İnsanlar gibi cinlerde de yeminler geçerlidir. Bedenini terk ederken vallahi billahi tallahi diyerek yemin edip çıkıp gitti kızın bedeninden. Müslüman olan cinler bu yeminlerin dışına çıkmazlar. Yemini etmesiyle beraber kızın ağzından biz belengeç deriz ona. Belengeç çıktı. Çıkan belengeci öldürdüm. Belengeç öldürünce cin ölmüyor. Sadece o bedendeki tesiri yok oluyor. Kız yarı baygın halde yere serildi. Ben de babasını çağırmak üzere kapıya yöneldim. Kapıya baktığımda babası çoktan binayı terk etmişti. Ailesinin bulunduğu eve gidip kızlarının kurtulduğunu ama tedavi görmesi gerektiğini, kızlarını evden alıp sağlık kontrolüne götürmemiz gerektiğini söyledim ama ne annesi ne babası hala korkuyordu. Eve gelmek istemiyorlardı. O kadar dil döktüm ama ikna edemedim. Aile maddi manevi ve psikolojik açıdan bu olaylar yüzünden bitmiş tükenmişti. Neyse, ben kızın babasını hala ikna etmeye çalışırken benim oraya gelmeme vesile olan İbrahim abi geldi. İbrahim abi, Allah aşkına gel. Şu kızı evden alıp hastaneye götürelim. Ben üzerime düşeni yaptım. Kızın hastaneye de götürülmesi lazım dedim. İbrahim abiyle beraber ambulansı aradık. Geldiler, kızı aldılar. Kızın ailesini de biz alıp hastaneye gittik. Kızın ailesi kızın durumunu anlatabilecek durumda değildi. Acildeki doktora güzelce durumu izah ettim. İnanır mı, inanmaz mı? İman eder mi, etmez mi? Bunlara girmeden kızın durumunu anlattım doktora. Şükürler olsun ki kız iyileşti. Ailesi de duacımız oldu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Süleyman. Samsun, Akyar köyünde yaşıyordum. Başımızdan geçen olaylara kadar 16 yaşında çocuktum. Kardeşim Ayaz ile evde oturuyorduk. Ayaz 13 yaşında, tek kardeşim. Annemle babam evde olmadığı için ben bilgisayarda
Ayaz da benim telefonumda oyun oynuyordu. Sabahtan akşama kadar sıkılmadan oyun oynadım. Annemden gelen telefon ile kardeşim yanıma geldi. Abi, annem arıyor dedi. Telefonu açtım. Annem, oğlum, biz babanla geç geleceğiz. İşimiz uzadı. Kardeşine sahip çık dedi. Tamam deyip telefonu kapattım. Bilgisayara nasıl daldıysam acıkan karnımı fark etmedim. Aynı şekilde kardeşim de acıkmış. Dünden kalan yemekleri sofraya oturup yemeye başladık. Kardeşim öylece yemek yerken bir anda donukluğunu gördüm. Bana bakarken ağzından yemek önüne akıyordu. Onun o görüntüsü beni sinirlendirmişti. Lan oğlum yemeğini düzgün yesene. Ne vardı öyle bakıyorsun? Amacın ne deyip yanına masana kafasına vurdum. Ama ifadesi hala değişmedi. Hala bakıyordu. Onun bu hali beni korkuttu. Ayaz, bak dalga geçme. Döverim seni. İnsan olsana dedim. Hala aynı şekilde bakmaya devam ediyordu. Bu sefer endişe etmeye başladım. Korkudan gözlerim doldu. Kardeşime bir şey mi oldu diye düşünmeye başladım. Masadan kalkıp yanına geçtim. Ama bana bakmıyormuş. Onun baktığı tarafa baktığımda, mutfağın camında, bize doğru bakan, bir gözü beyaz, bir gözü kırmızı olan bir varlık gördüm. Ağzından kanlı toprak mı desem, anlam veremediğim bir sıvı akıyordu. Onun bizi izlemesini izlerken, birden kafama aldığım darbeyle o görüntü kayboldu. Etrafıma baktığımda, annemle babam eve gelmiş, başımızda bize bakıyorlardı. Babam, Bismillah deyip bir tane kardeşime vurdu. Kaldığı yerden yemek yemeye çalıştı. Annem kardeşimi kaldırıp lavaboya götürürken fark ettim ki kardeşim altını ıslatmış, öylece robot gibi yürüyordu. Annem kardeşimin üstünü değiştirdikten sonra babama çıkışmaya geldi. Bu çocukların halini ben demedim mi sana yardım etmeyelim diye dedi. Bir saate yakın yatak odasında tartıştılar. Salona gelip halimizi kontrol ettiler. Kardeşim de ben de normaldik. Babam bize, oğlum birkaç gün annen evde kalacak. Kardeşin de sen de annenin sözünden çıkma. Anneni üzmeyin. Telefon mu, bilgisayar mı, ne oynarsanız oynayın. Ama birkaç gün dışarı çıkmayın, tamam mı dedi. Annem, çıkmazlar babası. Akıllıdır benim çocuklarım dedi. Daha demin odada tartışan ikili değil de başka biriydi sanki. Ama nedenini şimdi anlıyorum. Endişe ve panik olmamamız için yapmışlar. O gün geç olmadan yattık. Sabaha kadar o olayı rüyamda tekrar tekrar yaşadım. Her bitti dediğimde bir daha yaşadım. Bir süre sonra rüya olduğunu anladım ama bu sefer de uyanamamak korkuttu beni. Camdan bize bakan varlık neden bizi hedef alıyordu? Bir türlü anlayamıyorum. Bizi korkuttuğunda çıkarı ne olacaktı? Sabah ezanının sesiyle gözlerimi odamda açtım. Kardeşimle aynı odada kalmamıza rağmen kardeşim odada yoktu. Panikle annemle babamın odasına gittim. Baktığımda kardeşim, babam ve annemin arasında yatıyor. Tekrar uyumaya korkup oturup bilgisayarımı açtım. Ne kadar komedi programı varsa hepsinden en komiklerini izledim. İşe yaradı da kafam dağılmıştı. Bu süreçte annem uyanmış, çayı demleyip kahvaltıyı hazırlamış, arkamdan dürtüp masaya çağırdı. Babam, oğlum gece bir şey yaşadın mı dedi kahvaltımızı yaparken. Ne diyeceğimi bilemedim. Korkmasınlar diye yalan attım. Yok baba, ne oldu dedim. Kardeşinin bağırtılarına odaya geldik. Kardeşini aldık götürdük. Bir kez bile gözünü açmadın. Zor sakinleştirdik onu. Sen de bir şey yoksa, buna da şükür, sen bari iyisin dedi. O böyle deyince ne kadar üzüldüklerini anlıyordum. Kardeşim de her zamankinden daha sakin ve sessizdi. Normalde böyle birisi değildir. Telefonu açar, kahvaltısını ya da yemeğini yerken illa YouTube'dan bir şeyler izler. Kahvaltının tadı yoktu resmen. Babamı uğurladıktan sonra kardeşimin yanına gittim. Gel bugün beraber oynayalım bilgisayarı deyip başına geçtik. Annem de diğer odada temizlik, çamaşırdır. Bu işleri yapıyordu. Kardeşime sessizce, Ayaz gece ne oldu anlatsana dedim. Ben bunu der demez gözleri doldu. Kafasını kolumun altına alıp, oğlum sen delikanlı adamsın. Benden de cesursun. Anlat bana dedim. Merak ediyordum ama kardeşimin üzülmesini de isteyemezdim. Gönlü olsun diye akşama kadar birlikte oyun oynadık. Akşam yemeği pişerken kapı çaldı. Babam geldi. Elinde iki büyük poşet abur cubur vardı. Normalde hiç bu şekilde alışveriş yapıp gelmezdi. Poşetleri alıp odamıza götürdüm. İçinden kolayı alıp dolaba koydum.
poşette yok yoktu. Yemek hazır olunca masaya oturduk. Babam beraber yiyin diye uyardı. Hep beraber yemeğimizi yedik. Biz odaya geçip cips, çikolata hepsini açıp yerken annemle babam mutfakta hararetli bir şekilde konuşmaya başladı. Onlar böyle tartışır gibi konuştuğunda canım sıkılıyordu. Benim canım sıkılıyorsa kardeşimin hali daha kötü oluyordur diye düşündüm. YouTube'dan video açıp izlemeye başladım. Sesinde bizimkilerin sesinin gelmeyeceği kadar açıp bir yandan yiyip bir yandan video izledik. Odanın kapısı açıldı. Babamla annem geldi. Oğlum, kulağınız mı duymuyor? Askısın dedi. Videoyu durdurup ne diyecekler diye dinlemeye başladım. Annem yatağıma oturdu. Babam da konuştu. Bakın oğlum, size iki tane kolye gibi bir şey takacağım. Bunu taktıktan sonra gece yatarken kötü rüya görmeyeceksiniz dedi. Elindeki muska olduğunu bildiğim iki muskanın birini bana, diğerini kardeşime taktılar. Annem oturduğu yerden söze girdi. Oğlum, tuvalete giderken çıkardın. Unutursanız bir şey olmaz ama bilerek isteyerek bunlarla tuvalete girmeyin. Oldu da içeride hatırladınız. İşinizi hemen bitirip kapının önüne koyun. İşiniz bitince takın dedi. Ben unutmazdım ama kardeşim unutabilirdi. Abilik görevi olarak bunu kendime görev bildim. Yedik içtik. Yatma saati geldi. İçimde bir korku vardı ama Allah'a şükür problemsiz şekilde geceyi atlattık. Kardeşim de uyandığında her zamanki gibi yatağında yatıyordu. Annem o gün bize bugün dışarıda oynayın, hava alın deyip evin önüne çıkardı. Kardeşim yine telefonla oynuyordu ama dışarıda olması temiz hava almasını sağlıyordu. Ben de yan komşumuz Recep'in yanına gittim. Seslendim duymadı. Kesin oyun oynuyordur diye düşündüm. Telefon da kardeşimdeydi. O yüzden arayamıyordum. İçeriden annesinin sesi geldi. Oğlum kapı açık. Girdi. Kapıyı açıp Recep'in yanına gittim. Bilgisayarı kapıya dönük bulduğu için beni görmedi. Baktığımda savaş oyunu oynuyordu. Ensesine yavaşça vurup kulaklarını çıkarttım. Lan Recep, bilgisayarın parçalarını alsam haberin olmayacak. Oyunla bitirdi. Az dışarı çıkalım dedim. İlk başta yok falan dese de benim de bilgisayar aşığı biri olduğumu bildiğinden normalde dışarı çıkalım demeyeceğimi bildiği için tamam deyip oyununu bitirdi. Beraber dışarı çıktık. Recep, Süleyman hayırdır? Normalde beni dışarı çıkartmayı bırak, kendin dışarı çıkmazsın dedi. Hiç sorma, başımıza bir şey geldi. Müsait bir yere gidelim, anlatacağım dedim. Ben sigara içmiyordum ama Recep içiyordu. Çorabından buruşmuş paketi çıkarıp içinden bir tane çıkarttı. Ağzına koydu. Recep, bana da versene bir tane dedim. Sen içmezdin ne oldu dedi. Sen ver hele, anlatacağım dedim. Tamam dedi. Bir sigara da bana uzattı. Öksüre öksüre içtim. O gün sigaraya başlamış oldum ama o an fark etmedim. Sadece stresimi dağıtsın istedim. Sigara bittiğinde bir tane daha isteyip anlatmaya başladım. Kanka bak, şöyle oldu böyle oldu. Şunu yaşadık bunu yaşadık diye. Her şeyi anlattım. Kanıt olarak muskayı gösterdim. Şöyle bir durup iki adım geri attım. Lan bana da bulaşmaz değil mi dedim. Nereden bileyim oğlum? Bulaşmaz herhalde dedi. Ben de bir şey bilmiyordum. Tam eve dönecekken Süleyman, bize gel şimdi. Sen kokuyu almıyorsundur. Sana bir parfüm sıkarım. Onun da kokusu dağılana kadar bizde otur. Bizimkiler biliyor sigara içtiğimi. Ama bilmezden geliyorlar. Ayda bir paket anca içiyorum. Onu da bilgisayardan kalkarsam dedi. Evlerine gidip oturdum. Kokuyu sene kadar bekledim. Annesi yemek saati geldiği için sofraya çağırdı. Annem merak eder dedim ama ısrar ettiler. Recep'in telefonundan kendi telefonumu aradım. Kardeşime, anneme versene telefon dedim. Annem pek yönlü olmasa da tamam ye, yedikten sonra da hemen gel dedi. Yemek yerken Recep'in annesi benle konuşuyordu. Konuşurken de boynundaki muskanın iplerini gördü. Konuyu hemen değiştirip buna çevirdi. Süleyman, oğlum bir şey mi gördünüz de bunu taktı annen baban dedi. Evet Ayşe teyze, ama veremediğimiz şeyler oldu dedim. Sonra anlatmaya başladı. İşin aslı, köyümüzde bir komşumuzun kızına musallat olmuşlar. Bir tane hoca gelmiş, muhtardan, köyden 5-6 kişi bulun demiş. Muhtar sırayla milleti aramış ama kimse pek sıcak bakmamış. Ayşe teyze ile kocası da annemle babam sevaptır diye gitmişler. Ondan sonrasında o da bilmiyor. Ama söylenene göre
20 yaşındaki bir kızı o kadar insan zapt edememiş. Bunu duyduktan sonra merakım iyice arttı. Bununla bizim ne alakamız olabilir ki? Benim suçum nerede? Bu olaydan etkilenebilirdim. En iyi ihtimalle annemle babamın bu tarz şeyler yaşaması lazımdı. Eve gittiğimde annem kızdı bana sanki ben yemek yapmıyorum diye. Bu tarz şeylere annem çok takılırdı. Akşama kadar kardeşimle bilgisayardan oyun oynadık. Ona çaktırmadan sordum. Başka bir şey yaşadın mı diye. O da yok dedi. İçim rahatlamıştı. Yaklaşık bir ay boyunca hiçbir şey olmadı. Ama o kara gecede başımıza gelenlerin korkusu dün gibi hala içimde yatıyor. Annemle babam o gün erkenden yattıydı. Ben de kulaklığımı taktım. Bilgisayardan oyun oynuyordum. Kardeşim de yatağında telefonumdan oyun oynuyordu. Kısık da olsa davul zurna sesi gelmeye başladı. Ama nasıl diyeyim, çok az dikkatimi çekmeyecek kadar. Fark ettiğimde kardeşim video izliyordur diye düşündüm. Oyuna devam ettim. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama kardeşim kafama birkaç tane vurdu. Sinirle döndüm, kulaklığı çıkarttım. Dışarıdan gümbür gümbür davul sesi geliyordu. Ömrümde duymadığım şekilde, zurna mı desem, adına anlam veremediğim bir ses daha geliyordu. Saatin geç olmasından dolayı anlam veremedim. Oturduğum yerden dışarı baktım ama ışık da yoktu. Kim bu saatte böyle bir şey yapsın ki dedim. Kardeşime sen otur ben bakarım dedim. Cama yürüdüm. Dışarıda bir adam çoban kıyafetiyle elinde uzun kaval gibi bir şeyle öttüre öttüre keçilerini evimizin önünden götürüyordu. Gözlerimi ovuşturup bir daha baktım ama davul sesinin kaynağı gözükmüyordu. Ayrıca köyümüzde daha önce buradan bırakın keçi koyun geçmesini çoban bile geçtiğini görmedim. Ayaz arkadan neymiş abi diye seslendi. Ben de çoban geçiyor evin önünden dedim. Çoban iyice uzaklaştıktan sonra ses kesildi. Yarım saat daha durup yattık. Rüyamda kendimi camın önünde evimizin önünden geçen çoban ve sürüsüne bakarken bir noktada buldum. İlk başta anormal gelmese de sonradan ben bunu yaşamıştım dedim kendime. Sürü geçerken çoban durup bana gel işareti yaptı. Camı açıp dışarı çıktım. Yavaşça çobanın yanına gittim. Çoban önde, ben arkada, köyün dışına kadar yürüdük. Sürü o kadar uzundu ki arkasını göremiyordum. Köyün dışında ormanlık alana geldiğimizde hayvanlar anormal şekilde iki ayağının üstüne dikildi. Tüm sürü geldiğinde en arkada topal bir adam geldi. Davulu çıkarıp bana verdi. Çoban artık sen çalacaksın dedi. İstemsiz bir şekilde tamam deyip elimi aldım. Öylesine ritimli vuruyordum ki karşımdaki tüm o hayvanlar yavaş yavaş gözüme insan gibi gelmeye başladılar. Oynayıp zıplıyorlardı. Bir süre sonra oynamaya, davulla beraber takla atıp eğlenmeye başladım. Gözüm artık bir şey görmüyordu. En sonunda kalbim çatlayacak gibi olmaya başladı. Gözümden yaşlar akıyordu ama sebebini bilmiyordum. Ezanın okunması ile gözlerim karanlığa büründü. Annem, babam ve birkaç köylünün sesiyle gözlerimi açtım. Buradayım diye avazım çıktığınca bağırdım. Babam ileriden son hızıyla koşarak geldi. İlk defa onu böyle koşarken gördüm. Yanıma gelip bana yerdeyken sarıldı. Ama ellerim ve ayaklarım tutmuyordu. Kalk oğlum, eve gidelim dedi babam. Annem de arkadan koşarak geliyordu. İyice yaklaştığında yere dizlerinin üstüne çöküp ağlamaya başladı. Babama, baba, ellerimi ayaklarımı hissetmiyorum dedim. Babam beni kucakladı, anneme de kızdı. Çocuğun yardıma ihtiyacı var. Sen de böyle yaparsan bu çocuk ne yapsın dedi. Diğer köylülerle beraber bizim eve gittik. Beni banyoya soktular. Sadece donum kalacak şekilde soyup yıkadılar. Her yerimde kulaklarımın içine kadar çamur vardı. Ayaklarımdaki çamur akarken kan da akmaya başladı. Baktık ki çamurdan gözükmeyen ayaklarımın altı paramparça olmuş. Annem babama bağırıp git o hocayı, işi de olsa ölüyor dese de getir. Babam direkt evden çıktı. Annem de beni yıkadı. Yarım saat sonra ayağa kalkacak kadar oldum. Ama ayaklarımın üstünde duramıyordum. Bastığımda ayağımın altındaki yaralar açılıp tekrar kanıyordu. Anneme beni hastaneye götürsenize neyi bekliyorsunuz dedim. Merak etme oğlum. Annesinin gülü götüreceğiz dedi. Babam hocayla beraber eve döndü. Nasıl açıklanır bilmiyorum ama adam geldikten sonra ağzıma kan tadı
Burnuma da yanık kokusu gelmeye başladı. İçerisi sanki birden ısınmaya başlamış gibi terlemeye başladım. Annemle babam o esnada tartışacak gibi oldular. Hoca onları susturup oturttu. Sadece izlemelerini istedi. Dayanamayacaksanız dışarı çıkın dedi. Önüme kadar gelip eliyle başıma dokundu. Daha demin yanan bedenim birden eskisi gibi normal hale büründü. Ağzımdaki tat, burnumdaki koku kayboldu. Hoca dua okumaya başladığında sanki gözlerimin önüne perde çekiliyor gibiydi. Anneme babama dönüp önemli bir şey değil, kısa sürede çözerim dedi. Kardeşimi çağırıp aynı işlemi ona da yaptı. Gördüğüm görüntü karşısında şok oldum. Adam elini koyduktan sonra dua ederken kardeşimin göz bebekleri beyaza dönüyordu. Hoca bir okuyup bir soru soruyordu. Adın ne? Kabilen ne? Nasıl geldin? Nasıl gideceksin diye. İşin aslı, babamla annem musallatı uğrayan kişiye yardım ettiği için kabile, hoca da dahil herkesten intikam almak istemişler. Ama hoca bunu öngörüp durdurmak için işlem yapmış. Bu yüzden güçsüz kalmışlar. Ancak bu kadarını becerebilmişler. Bu kadarı bile ömrüm boyunca unutamayacağım anı oldu. Hoca, anneme ve babama ben bu işi çözdükten sonra çocukları psikoloğa götürmeyi unutmayın diye sıkıca tembihledi. O gün yapması gereken kadarını yaptıktan sonra bize geçici birer muska verip gitti. Babam da beni sağlık ocağına götürdü. Ayağımı temizledikten sonra sardılar. Hoca iki kere daha gelip Ayaz'la bana musallat olan cinlerle anlaşma yaptı. Bir daha ailemden kimse o musallat olan kız ve ailesine hiçbir şekilde yardım etmeyecek. O günden sonra rahatsız edilmedik. Psikolojik destek aldık. Kardeşim hala alıyor. Bugünlere geldik. Artık kötü şeyler yaşamıyorum. Suçsuz ve müdahil olmadığımız bir sebepten ötürü cinlere öfke duysam da öfkeden bir şey kazanamazdım. Onlardan kurtulduğuma şükrediyordum.